Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir dersimizle yine birlikteyiz. Semah ve deyişlerimizin serisi devam edecek ama aralarda da böyle klasikleşmiş güzel türkülerin solfejlerini de yapacağız. Öncelikle hemen şunu belirteyim. Katıl ve teşekkür butonuyla bizlere katkıda bulunan, yardım olan arkadaşların hepsine çok 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 teşekkür ediyorum. Hemen dersimize başlayalım arkadaşlar. Si'lerimizi bemol alıyoruz. Donanımda bemolümüz var. Ara ara da ölçünün içerisinde göstereceğiz bunu. Bemol 2'ye geçtiğimiz durumlar olacak. Eserimiz 2 dörtlük. 1, 2, 1, 2 bu şekilde seyredecek. 1 dörtlüğü de 80 metronomda icra edecekmişiz. Şimdi arkadaşlar çift yazılmış notalarımız var. Normalde biz bunlara hakimiz aslında. Neden? Çok fazlasıyla gördük çift notaları. Lakin hiç böyle yazılmış çift nota görülmemiş olan arkadaşlar olabilir. Onlara da biraz değineceğim. La ile mi, si ile fa, si bemolle tabii ki çift yazılmış. Si ile fa'ya beraber basıyoruz. Çift seslerle ilgili bir videom var. Ona bakarsanız çift sesleri daha iyi anlamış olursunuz arkadaşlar. La ile mi zaten karar sesimiz. Si ile fa veya si bemol 2 ile fa diyez 3 veya si natürel ile fa diyez veya do ile sol. Bunları görmüştük ta ilk derslerimizde. Diyor ki la si si si, si la si si ve bunları çift bas diyor. La si si si. Ne yaptık? La'ya tezene vurduk. Si'ye parmak vurduk. La si. Diğer si'leri de üst alt aldık. Sonra si la si si. Si la dediğimizde de si'den la'yı çekeceğiz ama hep çift seslerimiz. Si la. Tekrar sisi. İlk ölçümüzü topluyorum. Sonra tekrar bir daha. İkinci küme gibi aynı. Si la si si. Si la sol. Tekrar si ile si'nin yardımından la'yı çektim ve orta tel boşta sol aldım. Si la sol. İki ölçüyü toplayalım. Üçüncü ölçümüz la si si la. Bu sefer ne yaptık? La'nın yardımıyla si'yi vurduk. Si'nin yardımıyla da la'yı çektik. Yani dört notayı iki tezeneyle almış olduk. Sonra karar seslerimiz. Üst, üst, alt. Sonra diğer ölçümüz si la la la. Si'nin yardımıyla la'yı çektim. Si la la la. La, yine si'nin yardımıyla la'yı çektim. La. Evet, çok klasikleşmiş bir eser. Ve çok da basite alınarak dökülmüş bir nota. Dolayısıyla çok da anlatacağımız bir konu yok arkadaşlar. Hep bildiğimiz konular yani. Biraz da hız verelim. Geçiyoruz şimdi 5. ölçümüze, şan bölümümüze. Re re mi 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 mi. Düz çalımımız bu. Aralara neler yapabiliriz? Re'den sol'e çarpma koyabiliriz. Re'den fa diyez 3'e çarpma koyabiliriz. Her ikisi olur. Fa natürelden de yapabilirsiniz bunları. Evet. Hem re'ye hem de mi'ye çarpma koyduk. Yani re, re, mi, mi oldu. Sonraki mi 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 de 8'lik mi'yi süsledim. Diğer mi'ye de çarpma koydum. Evet, toplayalım ölçümüzü.
Altıncı ölçümüz mi re 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 do. Tekrar mi'yi süsledim. Re'nin ilk re'me de çarpmamı koydum. Re re dediğimde de yine çarpma koydum ilk re'ye. Sonraki do'yu da süsledim. Beşinci parmakla alarak yedinci perdedeki re'den süsledim. Hemen yanından veya do diyezden de süsleyebilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse. Toplayalım altıncı ölçümüzü. Yediye geçtik. Yine re re mi re dediğimde ilk re'de ve ilk mi'de çarpma koydum. Re 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 ne yaptık? Re'yi la ile çift sesi aldık. Evet, mesela burada re ile la çift ses olduğu yazılmıyor. Ama biz yine çift ses olduğunu anladık ve bastık orayı. Sonra son do'yu da süsledik. Re mi re dediğimizde diğer ölçüye geçtim. Çift ses alırım veya da çarpma yapabilirim. Her ikisi de olur. Re mi re çift ses alınmış hali. Re mi re çarpma koyulmuş hali. Re 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 diğer re'leri yine çift ses aldım. Bir ölçü daha alalım, toplayalım bu bölümü. Si la 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 si la la. Ve burayı nereden tanıyorum? Burası dördüncü ölçünün aynısı zaten. Hemen 5 ile 10 arasını toplayalım. Evet, biraz da hız verelim çıksın müziğimiz. Geçtik 11. ölçümüze. 11. ölçümüzün si'nin yanında bemol 2 olacağı yazıyor arkadaşlar. Yani bemol 2'ye geçeceğiz. Bakın buralarda çift ses yazmıyor ama biz yine çift ses aldık. Hepsi çift ses var. Hepsinde tezenemiz var. Bunları zaten çift ses olduğunu yazmışız. Yine tezenemiz var. Çarpma vesaire yok. Diğer ölçümüzde 12'de de çift sesimiz var. Yine çift seslerimizi bastık. Si bemol 2 ile fa diyez 3'e beraber bastık. Ve zaten ölçünün içerisinde bunlar da belli. 11 ile 12'yi toplayalım. Geçtik. Hala si bemol 2'deyim. Ne yaptık? Si. Do'yu boğma parmağımla 4. telden vurarak aldım. Re. Si'yi yine çift ses halinde vurarak aldım. Şöyle. Si. Do. Re. Si oldu. Do. 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 Tekrar do'ların çift sesini aldım. Şimdi geçiyorum. Si bemole. Niye? Ölçünün içerisinde bemol 2 vesaire yok. Si, si, la, si, la, sol. Si, si, la, si, la, sol dediğimizde mesela şöyle hem çift ses alıp hem de süsleriz orayı. Si, si, la, si, la, sol. Si, la, sol dediğimizde de si'nin yardımıyla la'yı çektik yine. La, si, si, la. Ne yaptık? La, si. Parmak vurduk. Si, la, parmak çektik. Si, la, parmak çektik. La. Yukarıda saz bölümünde gördüğümüz örnekler bunlar zaten. 16. ölçümüz. Si, la, 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 si, la, la. Ve burası nereydi? Zaten 4'ün aynısı idi. Şimdi arkadaşlar 11 ile 16'yı toplayalım. Geçtik şimdi 17. ölçümüz. Buralar saz bölümünden tanıdık gelecek arkadaşlar size. La si 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 la si 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 la si 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 la.
la sol, la si si la la, la la si la la, la si la la. Saz bölümünün aynısı. Şimdi türkünün tamamını yavaş bir şekilde topluyorum ve aynı zamanda da sözlerinde oturmasını, yani sözlerin, sözcüklerin nasıl oturduğunu görmek babında yavaş bir şekilde de söyleyeceğim. Repris. Söz bölümüne geçiyoruz. Döndüm doldan kopan kolumu yaprağı Leyli'yle. Repris. Seferini dağıt beni kır beni Leyli'yle. Normalde repriz iki defa döndürüyor ama altındaki sözcükten anlıyoruz ki bir defa daha döndürüyor bize. Götür tozlarımı buradan uzağa. Evet, şimdi değerli canlar, bu eseri biraz da arabeskvari dinlemiş de olabilirsiniz. Çok fazla estantaneler yapılan durumlar da var. Fakat ben bu eserin bu yalın halini seviyorum. Yani Zülfü Livaneli'nden nasıl dinledikse o şekilde hep kulağımızda kalmış ve en tatlı şekli bana o geliyor. Katılamaz mı? Tabii ki farklı icralarda bu şekilde çalımlar da var ama bunlara değinmeyeceğim. Sadece bilginiz olsun diye orta telden biraz daha böyle dedim ya, arabeskvari olursa bu şekilde olur ama bu özgün bir eser ve böyle sade, temiz tınılarla, temiz derken sade tınılarla gelmesini tercih ettiğim için bu anlatımı basit bir şekilde anlatmak istedim. Normalde biliyorsunuz derslerde ben de çok şey katıyorum ama bu eserde, mesela Zülfü Livaneli eserlerinde çok fazla bir şey, hatta hiçbir şey katmadan yalın haliyle çalmak bence daha güzel. Yine sizler, tercih sizlerin. İsterseniz o orta teldeki icraları da yapabilirsiniz. Özellikle icra ettim ki hani yapmak isterseniz diye. Arkadaşlar, beğeni ve yorumlarınız için çok 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 teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.